Birinci sorumuz, üzerinde 4 farklı rengin bulunduğu kartlardan oluşan şekil 1'deki kartelada görünen toplam renk sayısının, bu kartelanın tamamında bulunan toplam renk sayısının oranı 3 bölü 16'dır. Şekil 1'deki kartelanın açık olmayan kısımlarından bir tane kart çıkartılıp kenara ayrılıyor. Sonra bu kartelanın kartları bir miktar daha açıldığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Buna göre şekil 2'de görünen toplam renk sayısının şekil 2'deki kartelanın tamamında bulunan toplam renk sayısına oranı kaçtır? Kartela'daki kartların kendi rengi ihmal edilecektir. Önce şekil 1'e bakalım. Burada görünen toplam renk sayısı 4, 8, 12. 12'nin toplam renk sayısı x olsun. x'e oranı. İşte bu kartelanın tamamında bulunan toplam renk sayısının oranı yani x'e oranı 3 bölü 16'ya eşit ise. Buradan işler dışarı yapalım. 3x eşittir. 12 çarpı 16. 12'yi 3'e sadeleştirelim. x 4 çarpı 16 ile 64 olacak. Yani şekil 1'de toplamda 64 tane rengimiz var. Şimdi şekil 1'deki kartelanın açık olmayan kısımlarından bir tane kartı çıkartıp kenara ayırıyoruz. Bir kart çıkarttığımızda bir kartta 4 renk olduğundan dolayı geriye 64'ten 4'ü çıkartırsak 60 renk kalacak. Bu işte şekil 2'deki toplam renk sayısı olacak. Şekil 2'de görünen toplam renk sayısının yani 4, 8, 12, 16. 16'nın kartelanın tamamında bulunan toplam renk sayısına oranı yani 60 oranı. Pay ve paydayı 4 ile sadeleştirirsek 4 bölü 15 olur. Birinci sorumuzun cevabı D şıkkıdır. İkinci sorumuz. Aşağıdaki A, B ve C çemberlerin içine artı, bölü, eksi işlem sembolleri birer kez yazılacaktır. Verilen işlem sembolleri çemberlerin içine hangi sıra ile yazılırsa yukarıdaki ifadeden en büyük sayı elde edilir. A şıkkına bakalım. A'nın yerine eksi, B'nin yerine bölü ve C'nin yerine artı koyarsak. Artı 2. İşlem önceliğine göre önce bölme. Eksi 3'ü 6'ya böldüğümüzde eksi 1 bölü 2. 9, 2 daha 11. 11 eksi 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 0 tam onda 5 olarak düşünürsek 11'den 0 tam onda 5 çıkarttığımızda burası 10 tam onda 5 olacak. B'ye bakalım şimdi. A'nın yerine eksi, B'nin yerine artı, C'nin yerine bölü yazarsak. Yine öncelik bölmede. 6 2'ye böldük. 3, eksi 3'ü götürdü. Bu da 9 yapacak. C'ye gelelim, A yerine artı, B yerine bölü, C yerine eksi yazarsa, öncelik yine bölmede, burası 1 bölü 2, 0 tam onda 5, 9 ekle 9 tam onda 5, 2 çıkart, 7 tam onda 5. D'ye gelelim, A yerine bölü, B yerine artı, C yerine eksi yazarsa, 9 bölü 3, 3, 6 daha 9, 2 çıkarttık, bu da 7. Son olarak E'ye bakalım. A yerine artı, B yerine eksi ve C yerine bölü yazarsak. 6 bölü 2, 3. 3 eksi 3, 0. Bu da 9 olacak. Sonuç olarak baktığımızda en büyük sayı A şıkkında elde ediliyor. İkinci sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. 2, 3, 4, 6, 6 ve 8 sayıları kullanılarak aşağıdaki kutuların her birine farklı birer sayı yazılıp üstü ifadeler elde edilecektir. B sayısı A sayısının, C sayısı da B sayısının 8 katı olduğuna göre B artı C bölü A işleminin sonucu kaçtır? B sayısı A sayısının 8 katı olduğuna göre B 8 çarpı A eşit diyebiliriz. C sayısı da B sayısının 8 katına eşit olduğuna göre C 8 çarpı B'ye eşit diyebiliriz. Buradaki toplam 6 tane rakamla üssü sayılar ifade edilmiş. 8, 2 üssü 3 olarak düşünülebilir. Yani buradaki ABC sayılarını 2'nin kuvvetleri şeklinde ifade etmeye çalışalım. Tabanı 2. Burada ise yine tabanı 4. Yani 2'nin karesi olarak. Burada da 8'i yine tabanı 2 olacak şekilde 2'nin kübü şeklinde ifade edebiliriz. Öyleyse geriye kalan şu 3, 6 ve 6 sayıları buradaki 2, 4 ve 8'in üstüne gelebilir. Örneğin bir 6'yı bu 2'nin üstüne verelim. Diğer 6'yı bu 4'ün üstüne verelim. Kalan 3'ü de bu 8'in üstüne verelim. Bu durumda 4 üssü 6 sayısını 4'ü 2 üssü 2 şeklinde ifade edersek üssün üstünde üsler çarpılıyordu 2 üssü 12 şeklinde yazabiliriz. Burada da 8 sayısını 2 üssü 3 şeklinde ifade edersek üssün üstünde yine üsleri çarparsak 3 çarpı 3 9 bunu da 2 üssü 9 şeklinde ifade edebiliriz. İşte buradaki sayılara dikkat edersek üslerinin 3'er 3'er arttığını görüyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. B 8 ayı eşittir. 8 2 üssü 3 A'yı da 2 üssü 6 olarak alırsak bu durumda B 2 üssü 9 olur. Yani B sayısını 2 üssü 9, A sayısını 2 üssü 6 olarak alabiliriz. Peki şimdi şu eşliğe bakalım. C 8 B'ye eşit oluyor mu? 8'i 2 üssü 3, b'yi de 2 üssü 9 olarak almıştık. Tabanlar aynı. 2 üslü ifade çarpılırken işte yine aynı şekilde tabanlar aynı üsleri topladığımızda 2 üs 12. Evet bizde de 2 üssü 12 var. Demek ki bu da c. İstenene geldiğimizde b artı c bölü a soruluyor. B'nin yerine 2 üs 9, C'nin yerine 2 üssü 12'yi yazalım. Bölü diyelim, A'nın yerine de 2 üssü 6'yı yazalım. Üslü ifadelerde direkt toplama veya çıkarma yapamıyoruz. O zaman şöyle düşünelim. 2 üssü 12 sayısını burada 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 9 şeklinde yazalım. Bölü 2 üssü 6. Pay kısmına baktığımız zaman 2 üssü 9 parantezini alırsak 1 tane buradan 8 tane de buradan yani toplamda 9 tane 2 üssü 9 olacak. Bölü 2 üssü 6. Buradan da 2 üssü 9'u 2 üssü 6'ya bölersek, üssü ifadelerde tabanları aynı bölüyorsak payın üstünden paydanın üssünü çıkartıyorduk. 9'dan 6'yı çıkartırsak 3. 9 çarpı 2 üssü 3. 2 üssü 3 de 8 olduğuna göre 9 çarpı 8. 72 sonucumuz. Bu soruyu şöyle de çözebiliriz. B 8 A'ya eşitti. C 8 B'ye eşitti. Burada B'nin yerine gelir 8 A'yı yazarsak C'nin 64 A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. İstenene geldiğimiz zaman şu oranı B artı C bölü A'yı B bölü A artı C bölü A şeklinde ifade etmek mümkün. B'nin yerine şimdi 8 A ve C'nin yerine de gelir 64 A'yı yazarsak Buradan a'larımız sadeleşecek. 8 artı 64 ile aynı şekilde sonucu 72 olarak bulacağız. Üçüncü sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Aşağıda görseli verilen iki raflı dolabın birinci rafında iki sarı renkli kitap arasına üç mavi renkli kitap, ikinci rafında ise iki sarı renkli kitap arasına iki mavi renkli kitap gelecek şekilde kitaplar dizilmiştir. Dolabın raflarına dizilen toplam mavi kitap sayısı bir çift sayı olduğuna göre, 1-2-3 ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? İkinci kitapla birinci kitap arasında iki tane mavi kitabımız var. Üçüncü kitapla birinci kitap arasında 4 tane. Yani şöyle düşünelim. 2 ile bir arasında 1 aralık var ve her aralıkta mavi iki tane kitap var. Üçüncü sarı kitapla birinci sarı kitap arasında 2 aralık var ve her aralıkta ikişer tane olmak üzere toplamda 4 tane mavi kitap var. O zaman A'ncı sarı kitapla birinci sarı kitap arasında A eksi bir tane aralık vardır ve her aralıkta iki mavi kitap varsa ikinci raftaki toplam mavi kitap sayımız budur. Birinci rafa bakalım. Birinci ve ikinci sarı kitaplar arasında 3 tane mavi kitap var. Üçüncü ile birincinin arasında 3 eksi 1'den 2 aralık ve her aralıkta 3 mavi kitap. Dolayısıyla 3 çarpı 2'den 6 tane mavi kitap var. Öyleyse beyincik sarı kitapla birinci sarı kitap arasında b eksi 1 aralık var ve her aralıkta 3 mavi kitap varsa toplamda birinci rafta işte bu kadar mavi kitap var. Toplam mavi kitap sayısı bir çift sayıysa 2 çarpı a eksi 1 artı 3 çarpı b eksi 1 toplamı çift ise a burada ne olursa olsun sonuçta 2 ile çarptığımız için burası kesinlikle çifttir. Sonucun çift olabilmesi için çiftin çifte toplamı çift olduğundan 3 çarpı b eksi 1 çift olmalıdır. 3 tek olduğuna göre b eksi 1 çifttir. B eksi 1 çiftse tekten teke çıkartırsak sonuç çifttir. Dolayısıyla B kesinlikle tektir. Ancak A hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. A tek de olabilir, çift de olabilir. Buna göre A tek veya çift de olabilir ama B kesinlikle tek. İfadelere bakalım hangileri her zaman çift sayı? Birinci ifademiz B üssü A. B tekti. A'yı bilmiyoruz. O zaman bunun sonucu her zaman çift diyemeyiz. Örneğin a'yı çift olarak alacak olursak tek artı çiftten sonuç tek olabilir. Her zaman çift diyemeyiz. 2'ye bakalım. a çarpı b. a hakkında bir bilgiye sahip değildik ama b tekti. O zaman burada da yine sonuç her zaman çift diyemeyiz. Örneğin a'yı tek olarak alacak olursak tekin tek kuvvetiyle sonuç tek olabilir. 3'e gelirsek... Şimdi burada eğer a'yı tek olarak alırsak B de tekti. Sonuç tek artı tekten çift olacak. Eğer A'yı çift alırsak B tekti. Bu durumda çift artı çiftten yine sonuç kesinlikle çift olacak. Demek ki üçüncü ifadede A'yı tek de alsak çift de alsak, sonuç her türlü çift çıkıyor. Yani bu her zaman çift sayı. Onun için dördüncü sorumuzun cevabı yalnız 3 yani B şıkkıdır. Beşinci sorumuz. AB 2 basamaklı bir sayı olmak üzere bir köyün 2007 yılındaki muhtarlık seçiminde AB adet seçim sandığı ve her sandıkta P adet oy pusulası bulunmaktadır. Aynı köyün 2011 yılındaki muhtarlık seçimlerinde ise sandık sayısı 2007 yılındakine göre 8 adet fazladır ve her sandıkta P adet oy pusulası bulunmaktadır. Bu köyde 2007 ve 2011 yıllarında yapılan seçimlerdeki toplam oy pusulası sayısı sırasıyla 2295 ve 3519'dur. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Öncelikle 2007 yılındaki toplam oy pusulası sayısına bakalım. 2295 neye eşittir? AB iki basamaklı bir sayıydı. 2007 yılındaki muhtarlık seçiminde AB adet seçim sandığı vardı ve her sandıkta P adet oy pusulası bulunuyordu. O zaman AB ile P'yi çarparsak toplam oy pusulası sayısı işte 2007 yılında 2295'e eşit olacak. 2011 yılına gelirsek 2011 yılındaki muhtarlık seçimlerinde sandık sayısı 2007 yılındakine göre 8 adet fazla. 2007 yılında sandık sayısı AB idi. 8 adet fazlaysa AB artı 8 tane sandık varmış. Ve her sandıkta P adet oy pusulası varsa çarpı P kadar toplam oy pusulası olur. O da 3519'a eşitmiş. Şimdi bu eşlikte P'yi içeri dağıtacak olursak AB çarpı çarpı P artı 8P 3519'dur. AB çarpı P'nin 2295 olduğunu biliyoruz. Yerine yazalım. Bu durumda 8P 2295 e eşitliğin karşı tarafına atacak olursak 3519'dan 2295'i e çıkartalım. 1224 yapacak. 1224'ü de 8'e bölersek P 153 olacak. P 153 ise AB sayısını bulabiliriz. AB çarpı 153, 2295 eşit. AB de buradan 2295'i 153'e bölersek 15 yapacak. Bize A artı B'yi sormuştu. A1 B5 olduğuna göre A artı B 1 artı 5 ile 6'dır. 5'in sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 6'in sorumuz. 1'den 30'a kadar olan tam sayılar artışık şekilde bir kağıda yazılıyor. Sonra her biri 3 tane ardışık sayıyı gösteren iki şerit bu sayıların üzerine konulduğunda 5, 6, 7, A, B ve C sayıları aşağıdaki gibi görünüyor. Bu 6 sayının ortalaması ne olmak üzere? 14 küçük, n küçük 16 eşitsizliği sağlandığına göre B sayısının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Bu 6 sayının ortalaması neyse sayıların toplamını toplam adet 6 sayı var 6'ya bölersek bu ortalamayı yani neyi verecek? Buradan 5, 6, 7 topladık. 18 artı A artı B artı C bölü 6'yı değiştiğin karşısına atalım. 6 neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. N 14 ile 16 arasındaysa bizde 6 N var. Şimdi bu eşsizliği 6 ile bir genişletelim. 6 çarpı 14 84 küçük 6 N küçük 16 çarpı 6 96 olacak. İşte burada şimdi 6 n'nin yerine gelir şu 18 artı artı b artı c'yi yazarsak. Buradan ABC toplamını bulalım. Her birinden 18 çıkartalım. 66 küçük. A artı B artı C küçük. 78 elde edeceğiz. Şimdi burada her biri 3 tane artışık sayı demişti. Ve bize B'nin alacağı farklı değerler toplamı soruluyor. O zaman bu A sayısını B'nin 1 eksiği, C'yi ise B'nin 1 fazlası olarak ifade edebiliriz. A yerine B eksi 1. C yerine B artı 1 yazarsak. Burada eksi 1 artı 1'i götürecek. A, B, C toplamı 3B'ye eşit çıkacak. Bunun basitçe şöyle de bulabiliriz. Ardışık olduğu için burada B, A ile C'nin toplamının yarısıdır. Yani A artı C direkt 2B'ye eşit diyebiliriz. Örneğin şurada 5 ile 7'yi toplarsak 12. Orta iki terimin iki katı. Buradan her birini 3'e bölersek 66'yı 3'e böldük 22. 3B'yi 3'e böldük B. 78'i 3'e böldük 26 elde ederiz. B'nin alabileceği farklı değerler toplamı işte B tam sayı olduğuna göre 23, 24 ve 25 toplamıyla 72 olacaktır. 6. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 7. sorumuz. 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer kez kullanılarak 9 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Bu sayı hakkında aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Bu sayı oluşturan rakamlardan biri olan A rakamı bu sayıdan silindiğinde geriye kalan 8 basamaklı sayı 5 ile kesinlikle bölünemiyor. Bu sayı oluşturan rakamlardan biri olan B rakamı bu sayıdan silindiğinde geriye kalan 8 basamaklı sayı 9 ile kesinlikle bölünebiliyor. Buna göre A çarpı B çarpımın sonucu kaçtır? 9 basamaklı bir sayı var. Bu sayı oluşturan rakamlardan biri olan A rakamı bu sayıdan silindiğinde geriye kalan 8 basamaklı sayı 5 ile kesinlikle bölünemiyormuş. O zaman son basamak kesinlikle 5 olmalıdır. Çünkü bir sayının 5'e tam bölünebilmesi için sayının son basamağının 0 veya 5 olması gerekiyor. Bizde 0 olmadığına göre sadece 5 var. Demek ki son basamak 5. Yani A sayımız 5. Bir kez daha ifade edelim. Son basamağı A'yı 5 aldığımızda bu sayıyı silersek geriye 5'in dışında kalan rakamlar son basamağa gelecek ve sayı 5'e kesinlikle bölünemeyecek. Diğer ifadeye gelelim. Bu sayı oluşturan rakamlardan biri olan B rakamı bu sayıdan silindiğinde geriye kalan 8 basamaklı sayı 9 ile kesinlikle bölünebiliyor. 9 ile bölünebilme kuralı sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olmalıdır. İlk etapta 1'den 9'a kadar olan rakamları buraya yazdığımızda elde ettiğimiz bu 9 basamaklı sayının rakamları toplamı 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamıyla 45'tir. Yani şu an sayı kesinlikle 9'a tam bölünen bir sayı. Şimdi buradan hangi sayıyı atarsak geriye kalan 8 sayının toplamı 9'a tam bölünmesi için 9'un katı olsun diye düşünürsek atmamız gereken rakamın 9 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki sayımızı şu şekilde aldık. Şu an bu sayı 9'a kesinlikle tam bölünüyor. Çünkü rakamları toplamı 45. Yani 9'un katı. İşte buradan 9'u atarsak geriye kalan rakamların toplamı 36 olacak ve 9'un katı olacak. Sayı 9'a kesinlikle bölünebilecek. Onun için B rakamımız 9 olmalıdır. Buna göre A çarpı B, A 5, B 9 olduğundan dolayı 5 çarpı 9 45'tir. Yedinci sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Sekizinci sorumuz. Bir oyuncak araba doğrusal şekilde geriye doğru çekilip bırakıldığında geriye gittiği mesafenin 9 bölü 2 katı kadar ileriye doğru gitmektedir. Eşit aralıklarla bölünmüş şekildeki sayı doğrusunda iki noktasına hizalanmış oyuncak araba doğrusal şekilde C noktasına kadar geri çekilip bırakıldığında oyuncak arabanın ucundaki A noktası sayı doğrusunda hangi noktanın hizasına gelir? A noktası ilk konumda 2'de. C'ye kadar geriye çekiyoruz. 2 ile 3 arasına baktığımızda 5 eş bölüme ayrılmış. Demek ki 1 eş bölüm 1 bölü 5 kadar. Yani arabayı geriye doğru 2 bölü 5 kadar çekmişiz. Bu durumda 2 bölü 5'in yani geriye çektiği mesafenin 9 bölü 2 katı kadar ileriye doğru gidiyorsa 2 bölü 5'i 9 bölü 2 ile çarparsak 2'ler sadeleşecek ileriye doğru 9 bölü 5 birim gidecek. Yani 9 tane 1 bölü 5. C noktasından ileriye doğru 9 tane 1 bölü 5 gidecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şu noktaya gelecek. Bu da baktığımız zaman 3 tane 1 bölü 5 ile 3 bölü 5 yapacak. 8'in sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 9'ün sorumuz. Kırmızı, mavi ve yeşil renkteki 3 tane ipin sırasıyla uzunlukları kök 24 ve kök A birim. Kırmızı ipin kök 8 birim uzunluğundaki parçası, mavi ipin kök 12 birim uzunluğundaki parçası ve yeşil ipin ise kök B birim uzunluğundaki parçası bir kaptaki suyun içine aynı anda bırakılıyor. Son durumda kaptaki suyun dışında kalan yeşil ipin uzunluğu kaptaki suyun dışında kalan kırmızı ipin uzunluğundan az, kaptaki suyun dışında kalan mavi ipin uzunluğundan fazla olduğuna göre AB sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kırmızı ipin uzunluğu kök 20, mavi ipin uzunluğu 4, yeşil ipin uzunluğu ise kök a. Kırmızı ipin kök 8 birim uzundaki parçası suyun içerisine bırakılıyor. O zaman geriye kök 20 eksi kök 8 kadar kalıyor. Mavi ipin kök 12 birim uzundaki parçası suyun içerisine bırakılıyor. Demek ki geriye yani suyun dışında 4 eksi kök 12 birimlik kısmı kalıyor. Yeşil ipin ise kök b birim uzundaki parçası suyun içine bırakılıyor. Demek ki geriye suyun dışında kök a eksi kök b birimli kısmı kalıyor. Son durumda kaptaki suyun dışında kalan yeşil ipin uzunluğu yani kök a eksi kök b kaptaki suyun dışında kalan kırmızı ipin uzunluğundan az yani kök 20 eksi kök 8'den küçük. Kaptaki suyun dışında kalan mavi ipin uzunluğundan fazla yani 4 eksi kök 12'den büyük. Buna göre a b hangisi olabilir? Şimdi burada 4'ü kök 16 olarak düşünelim. A şıkkına bakalım. 18'e 10. Yani A 18, B 10 olabilir mi? Baktığımız zaman A sayısı 16 ve 20 arasında, B sayısı da 12 ile 8 arasında. Onun için cevap A diyebiliriz. Bunun doğruluğunu isterseniz şöyle de görebilirsiniz. Kök 16 eksi kök 12 ve kök 18 eksi kök 10'un karelerini aldığımız zaman 28 eksi 2 çarpı kök içerisine 16 çarpı 12. Buradan da 28 eksi 2 çarpı kök içerisine 18 çarpı 10 gelir. Şuradaki sayıların toplamı 28. Sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımın değeri büyüyordu. O zaman 28'den daha büyük bir sayı çıkarttığımızdan dolayı bu arası küçük diyebiliriz. Aynı mantıkla... Kök 18 eksi kök 10 ile kök 20 eksi kök 8'e baktığımızda karesini alırsanız yine burasının toplamların 28 daha 28 olduğuna dikkat edelim. Dolayısıyla arası küçük olacak. Onun için 9. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 10. sorumuz. N kenarlı bir çokgenin içine bir AB2 basamaklı doğal sayısı yazılarak A artı B çarpı A B bölü N sayısı sembolize edilir. Örneğin bir beşgen içerisine 32 yazılmış, 32 sayısının rakamları önce toplanmış, sonra onlar basamağından birler basamağı çıkartılarak kenar sayısı olan 5'e bölünmüş ve sonuç 1 bulunmuş. Buna göre eşitliği sağlayan AB2 basamaklı doğal sayısının rakamları çarpımı en çok kaçtır? Öncelikle şu Üçgen içerisinde 75'in sonucunu bulalım. Şimdi bu 7 artı 5 çarpı 7 eksi 5 bölü kenar sayımız 3 bölü 3'e eşit olacak. Yani 12 çarpı 2 bölü 3'ten 8. Demek ki şu dörtgen içerisinde bulunan AB sayısının sonucunun da 8 olması gerekiyormuş. Şimdi buna bakalım. A ile B'yi topladık. Çarpı dedik A eksi B bölü kenar sayısı 4. İşte bu 8 olmalı. Buradan a artı b ile a eksi b'nin çarpımı 4'ü karşıya atarsak 32. Hatta a artı b ile a eksi b'yi çarptığımızda a kare eksi b kare elde edeceğiz. a kare eksi b kare 32 eşit. İstersek bu eksi b kare eşitliğin sağ tarafını artı b kare olarak atabiliriz. Şimdi elde ettiğimiz bu eşlikte a ve b birer rakam olmak üzere. AB b iki basamaklı sayısı ne olabilir bakalım. b'ye 0 dersek a kare 32 olmaz. Çünkü bir rakamın karesi 32 değil. 1 olmayacak. 2 dediğimiz zaman 2'nin karesi 4. 32 ile toplayalım 36. Demek ki A 6 olabilir. Yani A 6 B 2 alınabilir. B'ye 3 dersek olmayacak. 4 dersek olmaz. 5 olmayacak. 6 olmaz. 7 olabilir. 49, 32 daha 81. Ve 9'un karesi 81. Yani A 9 B 7 alınabilir. Demek ki A B 2 tane değer alıyor. Bize bu AB2 basamaklı doğal sayısının rakamları çarpımının en büyük değeri soruluyor. Burada şimdi 62 olarak alırsak 6 çarpı 2 12, 97 alırsak 9 çarpı 7 63 olur. Yani rakamları çarpımı en çok 63 olabilir. Onun için 10. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 11. sorumuz. İbresi 0 rakamını gösterirken başlangıç konumunda kabul edilen 60 dakikalık zaman diliminde kalan süreyi dakika olarak gösteren ve ibresi saat yönünde hareket eden bir duvar saati, başlangıç konumundayken çalıştırılmış ve 35 dakika sonra oluşan görüntü şekil 1'de verilmiştir. AB ve B7 iki basamaklı sayılar olmak üzere bu saat başlangıç konumundayken çalıştırılıyor ve AB dakika sonra saatin ibresi şekil 2'deki gibi B7 sayısını gösteriyor. Buna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi şurada AB dakikalık bir süre geçmiş ve kalan zamanda B 7'ye eşitmiş. Bu durumda AB ile B7'yi topladığımızda 60'ı vermeli. Buradaki AB ve B7 sayılarını çözümleyelim. AB sayısını çözümlersek 10A artı B. B7 sayısını çözümlediğimizde 10B artı 7 gelir. Buradan 10A artı 11B 7'yi karşıya atarsak 53'e eşit olur. Buradaki eşitliğin sağlanabilmesi için B'ye 3 dediğimizde 33 yapacak. Karşıya atarsak 20. Demek ki A 2 olacak. Başka bir durumda bu eşitlik sağlanmayacak. Onun için A2 B3'tür. Bize A çarpı B'yi soruyor. A2 B3 için 2 çarpı 3'ten cevap 6 olur. 11. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 12. sorumuz. Bir veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka o veri grubunun veri açıklığı, bir veri grubunda en çok tekrarlanan değere ise tepe değeri yani mod denir. Bir sınava giren tüm öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanlara göre sayıca dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların oluşturduğu veri grubunun tepe değeri aritmetik ortalamasına eşittir. Buna göre bu veri grubunun veri açıklığı kaçtır? 2 tane öğrencinin aldığı puan grafikte belirtilmemiş. Buna x diyelim. Demek ki 2 tane x'imiz var. Sonra 4 öğrenci her biri 40 almış. Demek ki 4 tane 40 var. 5 öğrenci her biri 46 almış. 5 tane 46 değerimiz var. 7 öğrenci her biri 50 almış. 7 tane 50 var. Veri grubunun tepe değerine baktığımız zaman tepe değeri en çok tekrarlanan değerdi. En çok tekrarlanan değerin 50 olduğunu görüyoruz. Yani tepe değerimiz 50. Aritmetik ortalamaya gelirsek, aritmetik ortalama tepe değerine eşitse 50 eşittir diyelim, sayıların toplamını bulalım. 2 tane x artı 4 tane 40'ın toplamı 4 çarpı 40 artı 5 tane 46'nın toplamı 5 çarpı 46 artı 7 tane 50'nin toplamı 7 çarpı 50'dir. Bu toplamı toplam öğrenci sayısına bölersek, yani 2 artı 4 artı 5 artı 7'ye bölersek, aritmetik ortalamayı bulmuş olacağız. Şimdi bu eşlikten x'i bulabiliriz. 2x artı 160 artı 5 çarpı 46, 230 artı 7 çarpı 50, 350. Paydaya baktığımız zaman 18, sola çarpım olarak atalım 18 çarpı 50 yani 900. Buradan 2x 160'a eşit. Yani x 80 olarak bulunacak. Bize veri grubunun veri açıklığı soruluyor. Veri açıklığı en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farktı. x'i 80 bulduğumuza göre demek ki bu veri grubunda en büyük sayımız 80. En küçük sayımız ise 40. 80'den 40'ı çıkartırsak veri açıklığı 40 olarak bulunacak. 12. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 13. sorumuz. Tam sayılarda tanımlı olan fx fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre eşitlikte ne kaçtır demiş. Önce eşitliğin sol tarafına bakalım. f1 bulalım. f1 eğer x tekse sonuç 6. Eğer x çift sayısa sonuç 12 imiş. 1 tek olduğundan dolayı sonuç 6 olacak. f2 2 çift olduğu için sonuç 12. F3. 3. Tek olduğundan dolayı sonuç 6. Yani teklerde 6, çiftlerde 12 gelecek. Ve bu şekilde devam edecek. Çarpımın sonucu 6 üssü 13 çarpı 2 üssü 6 eşitse. Buradaki 12'leri 6 çarpı 2 şeklinde yazalım. Şurada da mesela bir 12'miz var. Bunu da 6 çarpı 2 şeklinde yazalım. Sonra bir 6, bir 12 şeklinde bu devam ederek gidecek. 6'lardan toplamda 13 tane varmış. 2'lerden ise 6 tane. Baktığımız zaman şu an 2'lerin sayısı şu yazdığım kısımda 3. Devam edersek 4, 5 ve 6. 6'ların sayısı da 13 ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 tane daha 6 yazıyorum. Yani sonuç olarak bir kez daha şöyle ifade edelim. Bu F1'e karşılık gelen değerimiz, bu F2'ye, bu F3'e, bu F4'e bu şekilde devam ediyoruz. En son F13'e karşılık 6 değeri gelecek. Yani N değeri buradan işte 13 olarak bulunacak. Bu şekilde uzun uzun yazmak istemiyorsak şöyle de düşünebiliriz kısaca. İkilerin sayısını bulmak için F2'den 12 olduğu için 2 çarpı 6'dan bir tane 2 gelir. F4'ten bir tane 2 gelir. Toplamda 6 tane 2 olması için en son bu 2'ye karşılık gelen f değerimiz bu 2 çarpı 1, bu 2 çarpı 2, bu da 6 çarpı 2'den işte 12 olur. Yani f 12. Ancak 6'ların sayısı 13 tane olduğundan dolayı İkişerli gruplandırarak geldiğimizde her ikişerli gruptan 2 iki tane 6 geliyor. 12'ye kadar 12 tane geliyor. O zaman en son bir tane 6'ya ihtiyacımız oluyor. Ve tabii ki bu da F13'e karşılık geliyor. Fn F13 eşitse buradan da n'nin 13 olması gerektiğini görebiliriz. 13. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 14. sorumuz. Gerçel sayılarda tanımlanmış f ve g fonksiyonları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce f bileşke g'ye bakalım. f bileşke g demek, f fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yaz demek. Gx'in 2 artı 2x olduğunu biliyoruz. Şurada Gx'in yerine 2 artı 2x yazarsak. Şimdi burası f 2 artı 2x oldu. Tabii ki bu da P fonksiyonunda x yerine 2 artı 2x yazarsak 6x artı 2'ye eşit olacak. Ancak eşitliğe baktığımız zaman sonuç 6x eksi 6 olarak verilmiş. Onun için birinci ifademiz yanlıştır. 2'ye bakalım. f'nin tersi bileşke g. Önce P fonksiyonunun tersini bulalım. P fonksiyonu tersini bulmak için önce burayı bir y'ye eşledik. Şimdi bu eşlikten x'i yalnız başına bırakalım. X y artı 4 bölü 3 oldu. En son y gördüğümüz yere x yazdığımızda P fonksiyonunun tersi x artı 4 bölü 3'tür. İşte P'nin tersi bileşke G dediğimizde bu P'nin tersinde X gördüğümüz yere GX yaz demektir. G'nin 2 artı 2X olduğunu biliyoruz. P'nin tersinde X yerine gelir 2 artı 2X değerini yazarsak buradan sonuç 2X artı 6 bölü 3 olur. İfadeye baktığımızda aynısı dolayısıyla ikinci ifade doğru diyoruz. 3'e gelirsek G bileşke F'yi bulalım. Bunun için de g fonksiyonu x yerine f eksi yani 3x eksi 4'ü yazalım. g fonksiyonu da x gördüğümüz yere gelir. İşte 3x eksi 4'ü yazarsak buradan sonuç 6x eksi 6 yani 6 parantezinde x eksi 1 olacak. İfadeye baktığımızda aynısı olduğunu görüyoruz. Onun için 3 de doğrudur. 14. sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani B şıkkıdır. 15. sorumuz. Kuyumcu Serdar'ın her biri kendi içinde özdeş çeyrek altınlarının sayısı ve altınlarının birer tanesinin ağırlıkları aşağıda gösterilmiştir. Serdar, çeyrek altınlarının tümünü sarrafa veriyor ve ondan her birisi özdeş ve ağırlığı x 1 gram olan yeni altınlar yapıp getirmesini, arta kalan altını da gramı 1200 liradan kendisine satabileceğini söylüyor. Sarraf, aldığı çeyrek altınları eritip söylendiği gibi x 1 gramlık yeni altınlar elde ediyor, artan altınları da kuyumcu Serdar'dan satın alarak bunlar için kuyumcuya A'lara ödeme yapıyor. Buna göre A kaçtır? Öncelikle Serdar'ın elindeki altınların toplam ağırlığına bakalım. Her biri x artı 2 gramdan elinde toplam x artı 2 tane altın var. O zaman bu altınların toplam ağırlığı x artı 2 çarpı x artı 2'dir. Ayrıca artı her biri x artı 1 gram olan x artı 1 tane altını var. Bunların da toplam ağırlığı x artı 1 çarpı x artı 1'dir. Burayı da bir düzenlersek x'i 2'yi burada da x'i ve 1'i dağıtalım. x kare artı 2x artı 2x artı 4 artı x kare artı x artı x artı 1. 2x kare artı 6x artı 5. İşte bu Serdar'ın elindeki altınların toplam ağırlığı. Şimdi bu altınları sarrafa veriyor ve sarraftan x eksi 1 gramlık yine altınlar istiyor. O zaman yeni altınların adedini bulmak için toplam ağırlığı yani 2x kare artı 6x artı 5'i x eksi 1'e polinom bölmesi yaparak bir bölelim. En yüksek derece sahip terim 2x kare x'e böldük. 2x, 2x ile x eksi 1'i çarparak altına yazalım. 2x kare 2x. Taraf tarafa çıkarttığımızda 2x karelerimiz gidecek. 8x artı 5. 8x'i x'e böldüğümüzde artı 8. 8 ile x eksi 1'i çarpar altına yazarsak 8x eksi 8. Taraf tarafa çıkartırsak 13 kalacak. İşte bu arta kalan altın. 13 gram ve bunu da gramı 1200 liradan sarrafa satıyor. Karşılığında A yer alıyor. Demek ki A 13 çarpı 1200'e eşitmiş. 13'e 1200'ü çarparsak 15600 A değerimiz olacak. 15. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 16. sorumuz. Dijital bir araba oyununda oyuncuların üzerinde yarışacağı A, B ve C noktaların işaretlendiği yolun ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Ekranda gösterilen tabelalar, A noktasından o oh günde harekete başlayan arabaların hangi noktayı kaç kilometre geçtiğini göstermesi amacıyla konulmuştur. Örneğin bu görüntü, bu tabelanın bulunduğu yerin A noktasından 15 kilometre uzakta olduğunu gösterir. Birinci tabelanın ikinci tabelaya olan uzaklığı 120 kilometre olduğuna göre B noktasının C noktasına olan uzaklığı kaç kilometredir? Şimdi şu C noktasıyla başlayalım. Tabelaya baktığımız zaman burada C'nin karşısına 25 görüyoruz. Demek ki bu C noktasının bu tabelanın bulunduğu yere uzaklığı 25 kilometreymiş. B noktasına bakarsak karşısında 30 eksi x görüyoruz. Demek ki bu B noktasının bu tabalaya olan uzaklığı 30 eksi x'miş. A noktasına gelirsek A noktası için birinci tabelada 2x'i görüyoruz. Demek ki bu A noktasının bu birinci tabelaya olan uzaklığı 2x'miş. Birinci tabelanın da ikinci tabelaya olan uzaklığı 120 idi. Öyleyse şuradan artık x'i bulabiliriz. İkinci tabelaya baktığımız zaman a'nın karşısında 160 var. Yani bu a noktasının ikinci tabelaya olan uzaklığı 2x artı 120. 160'a eşitmiş. Buradan 2x 40, x 20 olur. Bize B noktasının C noktasına olan uzaklığı soruluyor. O zaman bu birinci tabelanın C olan uzaklığı 120'den 25 çıkarttığımızda 95 ve işte B ile C noktaları arasındaki uzaklıkta 30 eksi x artı 95 eşittir. X'i 20 bulmuştuk yerine yazarsak cevap 105 olur. 16. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 17. sorumuz. İbrahim'in Ayşe adında bir kızı, Okan'ın ise Buse adında bir kızı vardır. Aynı yıl doğan kızlarının dünyaya geldiği sene İbrahim ve Okan'ın yaşları toplamı 65'tir. 2021 yılında İbrahim ve Buse'nin yaşları toplamı 54'tür. Ayşe 2017 yılında 7 yaşında olduğuna göre Buse doğduğunda Okan kaç yaşındaydı? 2021 yılında Ayşe'nin yaşına x, İbrahim'in yaşına y diyelim. Ayşe ile Buse Ani yıl doğduğuna göre yaşları eşittir. Yani Buse'nin yaşı Ayşe'nin yaşına eşittir. Ayşe 2017 yılında 7 yaşında olduğuna göre 2021 yılındaki yaşına istemiştik. 2017 yılındaki yaşı o zaman yani 4 yıl önceki yaşı x eksi 4'tür. Ve x eksi 4 7 eşitse x 11'dir. 2021 yılında İbrahim ve Buse'nin yaşları toplamı 54'tü. 2021 yılında Ayşe'nin yaşı 11 ise İbrahim'in yaşı 54'ten 11'i çıkarttığımızda 43 olacak. Aynı yıl doğan kızların dünyaya geldiği sene yani 2021 yılında 11 yaşında olan bu kızlar 11 yıl önce 2010 yılında dünyaya gelmiştir. İşte 2010 yılında İbrahim ve Okan'ın yaşları toplamı 65'miş. 2021 yılında 43 yaşında olan İbrahim 11 yıl önce 43'ten 11'i çıkartırsak 32 yaşında olur. Bu yılda İbrahim ve Okan'ın yaşları toplamı 65 ise 65'ten 32'yi çıkarttığımızda Okan'ın yaşı da 33 olacak. Bize de Buse doğduğunda işte Okan'ın yaşı sorulmuştu. Onu da 33 olarak bulduk. 17. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 18. sorumuz. Bir bebek bakım evinde başlangıçta boş olan şekildeki biberonlardan 30 tanesi A, B veya C seviyelerine kadar doldurularak toplam 4100 ml süt dağıtılacaktır. A seviyesine kadar doldurulan biberon sayısı B seviyesine kadar doldurulan biberon sayısının 4 katıdır. A seviyesine kadar doldurulan biberonlardaki süt miktarı ile kaç tane boş biberon C noktasına kadar doldurulabilir? B seviyesine kadar doldurulan biberon sayısına x diyelim. Bu durumda A seviyesine kadar doldurulan biberon sayısı bunun 4 katı ise 4x olacak. Toplamda 30 tane biberonumuz vardı. 4x, x daha 5 x A ve B'den oluşuyorsa geri kalan 30-5x tanesi C'den oluşur. Toplam süt miktarına bakacak olursak A'dan 4x tane var ve her birinde 150 mililitre süt var. Artı B'den x tane var ve her birinde 120 mililitre süt var. Artı C'den 30 eksi 5x tane var ve her birinde 100 mililitre var. Çarpı 100. Bu işte toplam 4100'e eşitmiş. Buradan x'i bulalım. 600x artı 120x artı 100 içeri dağıtırsak. 3000 eksi 500x 4100'e eşit. 600, 120 daha 720, 500 çıkartırsak 220x, 3000 de karşı yatalım, 1100, 1100'ü 220'ye böldüğümüzde x 5'tir. Demek ki A'dan 4 çarpı 5'ten 20, B'den 5 ve C'den de 5 tane varmış. A seviyesine kadar doldurulan biberonlardaki süt miktarı yani 20 çarpı 150. 3000 mililitre ile kaç tane boş biberon C'ye kadar doldurulabilir diyor. Yani 100 mililitre. 3000'i 100'e bölersek 30 şişe gerekir. 18'in sorumuzun cevabı E şıkkıdır. 19. sorumuz. Akşam yemeği için alışverişe çıkan Emine Hanım, yapmayı düşündüğü yemek için marketten A gram et, B gram pilav ve C gram kuru fasulye alıyor. Yanında yalnızca bir tane torba getiren Emine Hanım aldığı bu ürünleri başlangıçta boş olan torbanın içine dolduruyor. Torbanın içinde aldığı 3 üründen başka bir ürün bulunmadığına göre torbanın içinde oluşan karışımın ağırlıkça yüzde kaçı ettir? Karışımın toplam ağırlığı A artı B artı C'dir. A artı B artı C kadarlık bir karışımdaki et miktarı A eşit ise yani A artı B artı C'de A varsa yüzde kaç vardır diyelim x olsun. Buradan 100 çarpı a, x çarpı a artı b artı c eşit olur. Ve işte x de 100 a bölü a artı b artı c yapar. 19. sorumuzun cevabı e şıkkıdır. 20. sorumuz. Bir kitapçıda aynı anda satışa çıkan A ve B kitaplarının satışa çıktığı andan itibaren o ayın sonuna kadar toplam kaç adet satıldığını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. A kitabının sadece 3. ayda satıldığı sayı, B kitabının sadece dördüncü ayda satıldığı sayıya eşittir. B kitabının yalnızca 3. ve yalnızca 4. aydaki toplam satış adedi, A kitabının ikinci ayın sonundaki satış adedinin 2 katı olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Önce A kitabına bakalım. Sadece birinci ayda A kitabı 200 adet satılmış. Sadece ikinci ayda ikinci aya kadar toplam 300. 300'den 200'ü çıkartırsak 100 adet satılmış. Üçüncü ayda, üçüncü aya kadar toplam y tane, y'den ikinci ayın sonunda satılan toplam kitap sayısı 300'ü çıkartırsak y eksi 300 adet satılmış. Dördüncü ayda ise x'ten üçüncü ayın sonunda satılan kitap sayısını çıkartırsak x eksi y adet satılmış. Dikkat edelim bunlar sadece o aylarda satılan kitap adetleri. B kitabına gelelim. Birinci ay sonunda 750 adet satılmış. Sadece ikinci ayda, ikinci aya kadar toplam 900, birinci aya kadar 750, 900'den 750'yi çıkartırsak 150 adet satılmış. Sadece 3. ayda ise 3. aya kadar toplam 1200, 2. aya kadar 900, 1200'den 900 çıkartırsak 300 adet satılmış. Sadece 4. aya gelirsek 4. aya kadar toplam x, 3. ayın sonuna kadar 1200 ise x eksi 1200 adet satılmış. A kitabının sadece 3. ayda satıldığı sayı yani y-300. B kitabının sadece 4. ayda satıldığı sayı eşit yani x-1200 eksi eşit. B kitabının yalnızca 3. ve yalnızca 4. aydaki toplam satışa dedi. Yani 300 artı x eksi 1200. A kitabının 2. ayın sonundaki satış adedinin yani 300'ün 2 katına eşitmiş. Buradan x Eksi 900 eşliğin karşısına atarsak 1500'e eşit olur. X 1500 ise şu eşlik yerine yazdığımız zaman buradan da y değerimiz eksi 300'ü eşitliğin sağına atalım 600 olur. Bize x artı y soruluyor. X 1500, y de 600 olduğuna göre toplarsak cevabımız 2100 olacak. 20. sorunun cevabı C şıkkıdır. 21. sorumuz. Bir tekstil fabrikasında özdeş parçalardan şeyma 48 parça işi 6 saatte, tülün 56 parça işi 4 saatte bitirebilmektedir. Şeyma ve tülün birlikte 8-12 saatler arasında mola vermeksizin A parça işi yapmaya başlıyor. Saat 12 olduğunda işin bitmesi için ikisinin birlikte 2 saat daha çalışması gerektiği anlaşılıyor. Buna göre A kaçtır? Şeyma ve tülünün 1 saatte kaç parça iş yaptığını bulalım. Şeyma 6 saatte 48 parça iş yapıyorsa 48'i 6'ya bölersek 1 saatte 8 parça iş yapacak. Tülin 4 saatte 56 parça iş yapıyorsa 56'yı 4'e bölersek 1 saatte 14 parça iş yapacak. 8-12 saatler arasında mola vermeksizin 4 saat çalışıyorlar. O zaman Şeyma 1 saatte 8 parça iş yapıyorsa 4 saatte 8 çarpı 4'ten 32 parça iş yapar. Tülin 1 saatte 14 parça iş yapıyorsa, 4 saatte 4 çarpı 14'ten 56 parça iş yapar. Saat 12 olduğunda yani 4 saat sonra, A parça işin tamamının yapılabilmesi için 2 saat daha çalışmaları gerekiyor. O zaman 2 saatte şeyma, 1 saatte 8 parçadan 16 parça, tülin 1 saatte 14 parçadan 2 saatte 28 parça daha yapar. Bu durumda A, 32 artı 56 artı 16 artı 28'e eşittir. Toplarsak buradan A değerimiz 132 olarak bulunur. 21. sorumuzun cevabı C şıkıdır. 22. sorumuz. Yakıt deposunun hacmi A kare litre olan bir benzin istasyonunun deposu tam dolu iken depoları boş ve depo hacimleri A litre olan 3B tane kamyon, depoları boş ve depo hacimleri 2B litre olan 2B tane otobüs bu istasyona giderek depolarının tamamını doldurduğunda benzin istasyonunun deposu boşalıyor. Buna göre benzin istasyonunun deposu dolu iken yakıt depolarının hacimleri eşit ve B kare litre olan tırlardan en çok kaç tanesinin deposu tamamen doldurulabilir? Yakıt deposunun hacmi A kare. Bir tanesinin depo hacmi A litre olan 3B tane kamyonun depoları dolduruluyor. Yani A çarpı 3B artı bir tane boş depo hacmi 2B litre olan 2B tane otobüsün depoları dolduruluyor. 2B çarpı 2B'ye eşit diyebiliriz. Buradan A kare 3AB artı 4B kareye eşit olur. Burayı bir düzenleyelim. 3AB ve 4B kareyi eşitliğin sol tarafına atalım. Burayı da ilk terim son terim çarpanlar ayıralım. A çarpı A diyelim A kare ve eksi 4 B'ye B dersek çarpımları eksi 4 B kare. Çapraz çarpımlarının toplamı eksi 3 AB ortadaki terimi veriyor. O zaman burayı şöyle çarpanlara ayırabiliriz. A eksi 4 B çarpı A artı B eşit 0. Buradan tek tek 0 eşlediğimiz zaman A eksi 4 B 0 ise A 4 B'ye eşit olur. Veya a artı b'yi sıfır eşlediğimizde a eksi b'ye eşit olur. Ancak burada a b ters işaretli. Biri pozitifse diğeri negatif. a ve b pozitif olması gerekir. Onun için bu seçeneği alamayız. Demek ki a 4 b'ye eşitmiş. a 4 b'ye eşitse o zaman yakıt deposunun hacmi a kare. a yerine 4 b yazalım. 4 b'nin karesiyle 16 b kare olan yakıt deposuyla bir deposunun hacmi B kare olan tırlardan 16 B kareyi B kareye bölersek toplamda en çok 16 tane tır olması gerektiği görülebilir. 22. sorumuzun cevabı E şıkkıdır. 23. sorumuz. 3 bölmeli bir dolabın her bir bölmesinde tokalar bulunmaktadır. 3. bölmedeki tokaların 3 bölü 8'i ve 1. bölmedeki tokaların 1 bölü 6'sı alınarak 2. bölmeye bırakılmıştır. Bu durumda başlangıçta içinde 10 tane toka bulunan ikinci bölmedeki toplam toka sayısı 50 olmuştur. Son durumda birinci ve üçüncü bölmedeki toplam toka sayısı 100 olduğuna göre başlangıçta üçüncü bölmedeki toka sayısı kaçtır? 3 bölmeli bir dolabımız varmış. Birinci, ikinci ve üçüncü bölmeler. Başlangıçta bu ikinci bölmede bulunan toka sayısı 10'muş. Üçüncü bölmedeki tokaların 3 bölü 8'i diyor. O zaman başlangıçta üçüncü bölmede 8x. Birinci bölmedeki tokaların 1 bölü 6'sı diyor. Başlangıçta birinci bölmede de 6y tane toka olsun. Üçüncü bölmedeki tokaların 3 bölü 8'ini alıyoruz. Yani 3x kadarını aldık. 8'den 3'ü çıkartırsak geriye 5x kalacak. Birinci bölmedeki tokaların 1 bölü 6'sını alıyoruz. 6y'nin 1 bölü 6'sı y. y kadarını aldık. 6 y'den y çıkartırsak birinci bölmede 5 y kalacak. İşte üçüncü bölmeden aldığımız 3 x adet tokayı ikinci bölmeye ve birinci bölmeden aldığımız y adet tokayı da ikinci bölmeye atıyoruz. Son durumda ikinci bölmede 10 artı y artı 3 x kadar tok olacak ve bu da 50'ye eşitmiş. Son durumda birinci ve üçüncü bölmedeki toplam toka sayısı. Birinci bölmede 5y kalmıştı. Üçüncü bölmede 5x kalmıştı. Bunların toplamı 100'e eşit oluyormuş. Başlangıçta üçüncü bölmedeki toka sayısı soruluyor. Onun için x'i bulalım. Bu iki denklemden x'i bulabiliriz. Şuradan 3x artı y 10'u karşı atarsak 40. Buradan ise eşitin her tarafını 5'e böldüğümüzde x artı y 20 olacak. Taraf tarafa çıkartırsak 2x 20 ve x 10'dur. Bize de başlangıçtaki üçüncü bölmedeki toka sayısı 8x sorulduğundan dolayı x 10 bulduğumuza göre cevabımız 8 çarpı 10'dan 80 olur. 23. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 24. sorumuz. Bir top kağıt şekil 1'de gösterildiği gibi yalnızca 2'den 7'ye kadar olan sayılar kullanılarak her bir kağıdın bir yüzüne bir tane sayı gelecek şekilde artışık biçimde yazılıp numaralandırılıyor. Bu kağıtlar boş bir evrak rafına şekil 1'deki sırası bozulmadan yerleştiriliyor. Evrak rafının ön tarafından birinci gün dışında her gün bir tane kağıt alınıp bir dosyaya konuluyor. 28. günün sonunda oluşan görüntü şekil 2'de gösterildiğine göre birinci gün raftan alınan kağıt sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci gün diyelim ki buradan x tane kağıt alınsın. İkinci ve sonraki günlerin her birinde birer tane kağıt alınıyor. 28. gün sonuna kadar bu devam ediyor. Öyleyse toplam alınan kağıt sayısı x artı 2'den 28'e kadar 27 tane birimiz var. 27 tane birin toplamıyla x artı 27 olacak. 28. günün sonunda baktığımızda 5 rakamını görüyoruz. Demek ki buradan örneğin 3 tane kağıt alınmış olabilir. Veya 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde 6'da bir tekrarladığından dolayı 3'e 6 eklediğimizde 9 da olabilir. 6 ekleyelim 15, 6 ekleyelim 21 şeklinde gidebilir. Yani alınan kağıt sayısı 6'ya böldüğümüz zaman 3 kalanını veren bir sayı olmalı. Alınan kağıt sayısı yani x artı 27. 27'nin zaten 6'ya bölümünden kalan 3. Dolayısıyla burada x sayısı 6'nın katı olan bir sayıdır. Şıklara baktığımız zaman 6'nın katı 18 var. 18 olabilir. Yani x yerine 18 yazdığımızda sonuç 45 yapar ve 45'in de 6'ya bölümünden kalan işte 3'tür. Onun için 24. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 25. sorumuz bir matematik öğretmeni, öğrencisi Cem için bir haftada 800 soru barajı belirlemiş ve öğrencisinden bu sayıda soru çözmesini istemiştir. Öğretmen, baraj olarak belirlediği soru sayısının %20'sini aşacak sayıda soru çözmesi halinde Cem'e bir tane soru bankası hediye edeceğini söylemiştir. Bir hafta sonra 900 tane soru çözmüş şekilde öğretmenin yanına giden Cem, soru bankası hediyesini alamayacağını düşünürken öğretmen, kitap kazanman için çözmen gereken soru sayısını indirdin ve bu sayede soru bankası almaya hak kazandın demiştir. Buna göre öğretmen bu sayı en az yüzde kaç indirmiştir. Öğrencinin kitap kazanabilmesi için öğretmenin baraj olarak belirlediği sayının yüzde 20'sini aşması gerekiyor. Öğretmenin son durumda baraj olarak belirlediği soru sayısına 100 x diyelim. Öğrenci bu durumda %20 fazla soru çözecekse 20x fazlasıyla en az 120x soru çözmeli. Öğrenci 900 soru çözdüğüne göre demek ki bu hedefi yakalamış veya üzerine geçmiş ve kitabı kazanmış. Bu durumda x 900 bölü 120'den küçüktür. Pay ve paydayı 6 ile sadeleştirelim. 15 bölü 2'den küçük. Yani öğretmenin baraj olarak belirlediği soru sayısı 100x, eşsizin her iki tarafını 100'e çarptığımızda 102'ye böldük 50, 15'e çarpalım 750. 750 veya 750'den küçüktür. Buna göre öğretmen bu sayı en az yüzde kaç indirmiştir diyor. Yani haftada 800 soru çözmesini istemişti. İlk etapta 750'ye düşürdü. yüzde en az 50 soru indirmiştir. 800'de 50 ise yüzde A diyelim. A'yı bulalım. 2 sıfır attık. A 50 bölü 8. 2 ile sadeleşirsek 25 bölü 4. Ondalıklı olarak 6 tam %25 diyebiliriz. 25'in sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 26. sorumuz. Kilogramı 5 lira olan ve kuruduğunda ağırlığının %20'sini kaybeden yaş üzümden 50 kilogram, kilogramı 6 lira olan ve kuruduğunda ağırlığının %40'ını kaybeden yaş kayısıdan 75 kilogram satın alınıyor. Taşıma sırasında yaş kayısının 3'te 1'i düşürülüyor ve yere düşen kayısılar kenara ayrılıyor. Kalan ürünlerin tamamı kurutulduktan sonra bir karışım elde ediliyor ve karışımın tamamı %10 karla satılmak isteniyor. Buna göre karışımın 1 kilogramının satış fiyatı kaç liradır? Yaş üzümden 50 kilogram alıyoruz. Kuruduğunda ağırlığının %20'sini kaybediyor. Demek ki geriye %80'i kalıyor. Yani kuru üzümün kilosu 50 çarpı 80 bölü 100 ile 40 kilogram. Yaş kayısıdan 75 kilogram alıyoruz. Ve bunun 3'te 1'i düşürülüyor. Yani geriye 75'in 3'te 2'si kalıyor. O da 50 kilogram. Yaş kayısı kuruduğunda ağırlığının %40'ını kaybediyorsa geriye %60'ı kalıyor. Yani kuru kayısı 50 çarpı 60 bölü 100. 30 kilogram. Şimdi 50 kilogram yaş üzüm aldık ve yaş üzümün kilogramı 5 liraydı. O zaman 50 çarpı 5'ten yaş üzüm için 250 lira verdik. 75 kilogram da yaş kayısı almıştı. Kilosu 6 liraydı. O zaman 75 çarpı 6'dan yaş kayısı için de 450 lira verdik. Yani toplamda 700 lira verdik. Sonuçta %10 karla satmak istiyorsak cebimize 700'ün %10'u yani 70 lira fazladan girmeli. 700 artı 70'ten 770 lira gelir elde etmeliyiz. Bunun için de elimizdeki toplam kuru üzüm miktarıyla toplam kuru kayısı miktarına bakalım. 40 artı 30'dan 70. 70 kilogramlık karışımdan 770 lira gelir elde etmek istiyorsak 1 kilogramdan x lira gelir elde ederiz diyelim ve istenen karışımın 1 kilogramının satış fiyatını bulmuş olalım. x çarpı 70 eşittir 770 ile cevabımız 770'i 70'e bölersek 11 olacak. 26. sorunun cevabı E şıkkıdır. 27. sorumuz. Her bir gözüne bir tane yumurtanın yerleştirilebildiği bir yumurta kartonunun 5'te 3'ü doludur. Kümesten aldığı x adet yumurtayla kartonda kalan boş yerleri yumurta dizen ise karton dolduktan sonra elinde kalan yumurtalar ile başlangıçtaki ile özdeş ve tamamen boş olan ikinci bir yumurta kartonunu doldurmak istediğinde bu kartonun dolması için 9 tane yumurtanın eksik kaldığını görüyor. Boş bir yumurta kartonuna dizilebilecek yumurta sayısı son durumda oluşan ikinci kartondaki yumurta sayısının 5 bölü 4 katı olduğuna göre x kaçtır? Bu boş yumurta kartonumuz olsun. Tamamına 5a adet yumurta yerleştirebiliyor olalım. Bunun 5'te 3'ü doluymuş. Demek ki 3a kadarı dolu. Geri kalan 2a kadarı ise boş. İkinci yumurta kartonumuz da bu olsun. Bunun da bir kısmı dolu. Ve 9 tane yumurta eksik kaldığına göre şu boş kısımda 9 yumurtalık bir boşluğumuz var. Tamamı 5A idi. Öyleyse dolu kısım 5A-9 diyebiliriz. Boş bir yumurta kartonuna dizilebilecek yumurta sayısına 5A demiştik. 5A son durumda oluşan ikinci kartondaki yumurta sayısının yani 5A-9'un 5 bölü 4 katına eşitse Buradan şu 5'leri bir sadeleştirelim. Bölü 4'ü sola atarsak 4A 5A 9 ve buradan da işte A değerimiz 9 olarak bulunur. İlk durumda kartonun 3A kadarı doluydu. Ve bu durumdan itibaren x tane yumurta ekledik. Önce birinci kartonu doldurduk. Yani 2a tane yumurta koyduk. Sonra ikinci kartona geçtik. Buraya da 5a-9 tane yumurta koyduk. İşte bu aradığımız x. Yani 7a-9. Ayda 9 bulduğumuza göre yerine yazarsak 54 olacak. 27. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 28. sorumuz. Bir yarışmanın madalya seremonisinde bayrakları göndere çekmekle görevli iki çocuğun bayrak çekme hızları sabittir. Uzunlukları eşit direklerin başlangıç noktalarında bulunan ölçüleri aynı iki bayrak aynı anda çekilmeye başlandıktan 5 saniye sonra şekil 1'deki görüntü oluşuyor. Şekil 2'deki gibi Türk bayrağı göndere çekildiği anda Azerbaycan bayrağının tam olarak göndere çekilmesine 60 santim kalıyor. Buna göre Azerbaycan bayrağının göndere çekilme süresi toplamda kaç saniye sürmektedir? Şekil 1'e baktığımız zaman 5 saniye sonraki Türk bayrağının yerden yüksekliği 30 santim. Demek ki Türk bayrağı 1 saniyede 30'u 5'e bölersek 6 santim yükseliyor. Azerbaycan bayrağına baktığımızda 5 saniyede 20 santim yükseliyorsa demek ki 1 saniyede 20'yi 5'e bölersek 4 santim yükseliyor. Şekil 2'ye gelirsek diyelim ki Türk bayrağının göndere çekilme süresi T olsun. T saniyede 1 saniyede 6 santim yükseliyorsa T saniyede 6 T yükselecek. Şu yüksekliğe 6 T diyebiliriz. Doğal olarak bu yüksekler birbirine eşit olduğu için bunun tamamı da 6 T yapacak. Ve T saniyede Azerbaycan bayrağı saniyede 4 santim yükseliyorsa 4 T kadar yükselecek. Ve işte 6 T'den 4 T'yi çıkarttığımızda aradaki fark 62T'ye eşit olacak. Yani T 30'muş. T 30sa bu direğin yüksekliği 6 çarpı 30'dan 180 santimdir. Bu da 180 santimdir. Azerbaycan bayrağı 1 saniyede 4 santim yükseliyorsa o zaman kaç saniyede işte 180 santim yükselir diyelim. Buradan x'i bulalım. 4 çarpı x eşittir 180. x 180 bölü 4'te. 45 olur. 28'in sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 29. sorumuz. Luna Park'ta halka atma oyunu oynayan Emel, 7 özdeş halkayı karşısındaki numaralı çubuklar atıp şekilde bir örneği verildiği gibi halkaların çubuklardan geçmesini sağlayacaktır. Emel oyunu bitirdiğinde çubuklara geçmeyen halkı bulunmadığına göre her çubuğa en az bir tane halka geçecek şekilde kaç farklı görüntü elde edilebilir? Elimizde toplamda 7 tane özdeş halka var. Her çubuğa en az 1 tane halka geçecekse öncelikle her bir çubuğa 1 tane halka geçirelim. Şu koşulu sağlamış olacağız. Geriye 3 tane halkamız kalacak. Şimdi bu 3 tane halkayı buradaki 4 direğe istediğimiz gibi atabiliriz. Bunun için ayraç yöntemini kullanalım. 1 2 3 tane ayraç kullandım. Toplamda 4 bölge olması için ve buradan da 3 tane halkamız ve 3 tane ayracımıza toplam 6 elemanımız var. 6 faktöriyel bölü 3 halka kendi içerisinde 3 faktöriyel 3 ayraç kendi içerisinde 3 faktöriyel farklı şekilde sıralanır. Buradan da 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyecek olursak 3 faktöriyeller gitti 3 faktöriyel 6 eşit gitti 5 çarpı 4 ile cevabımız 20 olur. 29. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 30. sorumuz. 16 daireli bir binanın girişinde 4 raftan oluşan ve her bir rafında 4 bölme bulunan 16 bölmeli bir posta kutusu bulunmaktadır. Bir postacı 3 daireye gelen birer mektubu posta kutusundaki bölmelere her bölmeye bir mektup gelecek şekilde rastgele bırakacaktır. Buna göre postacının mektupları posta kutusunun farklı raflarındaki bölmeleri bırakma olasılığı kaçtır? Bu birinci rafımız olsun, bu ikinci rafımız, bu üçüncü rafımız, bu da dördüncü rafımız olsun. Toplamda dört raf var ve her rafta da dört tane bölmemiz var. Öncelikle tüm duruma bakalım. 3 tane mektubu kaç farklı şekilde dağıtabiliriz? Toplamda 16 tane bölmemiz var. İlk mektup için 16 seçeneğimiz var. Ve her bölmeye bir mektup geleceğine göre, örneğin buraya mektubu bırakmış olursak, ikinci mektup için 15 seçeneğimiz kalacak ve üçüncü mektup için 14 seçeneğimiz kalacak. Tüm durumun sayısı bu. İstenene gelirsek. Postacının mektupları posta kutusunun farklı raflarındaki bölmelere bırakma olasılığı. İlk mektup için önce bir raf seçelim. Toplamda 4 rafımız vardı. Bu 4 raftan birini 4'ün birlik kombinasyonu farklı şekilde seçebiliriz. Örneğin bu rafı seçmiş olalım. Şimdi bu raftan da bir tane bölme seçeceğiz. Toplamda 4 bölmemiz var. 4 bölmeden birini 4'ün birlisi farklı şekilde seçebiliriz. Örneğin şuraya 60 olalım. İkinci mektuba geldiğimiz zaman farklı raflarda olması gerektiğinden dolayı artık birinci rafa atamayacağız. Geri kalan 3 raftan bir tanesini seçeceğiz. 3'ün birisi farklı şekilde. Diyelim ki ikinci rafı seçmiş olalım. Şimdi bu raftan da bir tane bölme seçiyoruz. 4 bölmemiz var. 4'ün birisi farklı şekilde. Üçüncü mektuba geldiğimizde bu iki rafı kullanamayacağız. Geriye kalan bu iki raftan birini seçeceğiz. 2'nin birisi farklı şekilde. Örneğin burayı seçmiş olalım ve bu raftan da bir tane bölme seçeceğiz. 4 bölmeden birini, 4'ün birlisi farklı şekilde seçebiliriz. 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi 2. Buradan sadeleştirme yapalım. 4 kere 4 16 gitti. 3 15 sadeleştirelim 5. 2 ile 14 sadeleştirelim 7. Pay kısmında 16 kaldı. Payda da ise 5 çarpı 7'den 35. Yani sonuç 16 bölü 35'tir. Dolayısıyla 30. sorumuzun cevabı E şıkkıdır.